Merhaba. Bu videoda RTC'lerden bahsedeceğim. RTC bildiğiniz gibi Real Time Clock demek, yani gerçek zamanlı saat. Biz fark etsek de fark etmesek de birçok cihazın içinde RTC var. Ben bu videoda RTC'lerin nasıl kullanıldığını anlatmayacağım. Bunun için pek çok video ya da web sitesi vardır. Bugün yapmak istediğim piyasada en çok bulunan RTC'leri göstermek ve her birinin tek tek özelliklerinden bahsetmek. Ancak tabii önce RTC'ler ne işe yarıyor ondan da bahsedeyim. RTC'ler yani real time clock'lar elektriğin kesildiği durumlarda cihazların saat ve tarih bilgisini kaybetmemesi için kullanılıyorlar. Aslında saati olan ve saati kaybetmeyen ne varsa hangi cihaz varsa elinizde onun içinde muhtemelen bir RTC vardır. Örneğin bilgisayarlarınız, hatta akıllı telefonlarınız ve aklınıza gelebilecek birçok cihaz. Peki RTC'ye neden gerek duyuyoruz? Çok basit bir sebebi var aslında. Burada gördükleriniz hepsi bir saat modülü. Bu saat modülünün elektriğini kestiğimiz anda saat bilgisini kaybediyor. İşte bu yüzden RTC'ye ihtiyacımız var. Bu gördüğünüz modüller piyasada satılan ucuz saatlerin iç yapıları. Gördüğünüz gibi hepsinde bir tane basit çip var. Ayrıca dijital olmayıp analog olanlarda da kolu çevirmek için bir bobin var. Bu motor şeklinde çalışıp kolları çeviriyor. Ve hepsinde dikkat ederseniz bir ortak nokta var. Hepsinde bir kristal var. Şu kristaller. İşte bu kristaller. Bunlar hemen hemen bütün saat modüllerinde kullanılan kristaller. 32.768 Hz'de çalışan kristaller. Niye böyle garip bir rakam derseniz 32.768 2 üzeri 15'e denk geliyor. Dijital devrelerle 2'ye bölmek çok kolay olduğu için bu kristalin frekansını 15 kere 2'ye bölerseniz 1 Hz çıkıyor. Ki bu da zaten bizim zaman referansımız. Bu kristallerin seçilmesinin elbette bir nedeni var. Normalde çok daha yüksek frekanslı kristaller seçilebilir. Ancak frekans ne kadar düşük olursa kristalin harcadığı enerji de o kadar az oluyor. O yüzden yeteri kadar doğru ve az enerji harcayan kristalleri tercih ediyorlar. RTC'lerin zamanı saklamak dışında faydaları da var. Birincisi çok düşük akım çekmeleri. Normal bir işlemciyi bu kadar düşük akımla çalıştıramazsınız. O yüzden bu işi RTC'nin yapması çok daha iyi. İkincisi bir işlemciyle zaman tutmak her zaman doğru olmayabilir. İşlemci başka işlerle meşgul olduğu zaman ölçme işini kaçırabilir. O yüzden bunu ayrı bir devreyle yapmanın faydası var. İşlemci saat hızı değişken olabilir. O yüzden bu işi RTC ile yapmak daha uygun gibi görünüyor. Bütün bunları söyledikten sonra piyasadaki RTC'lere bir göz atalım. Burada gördükleriniz piyasada en çok satılanlar. Sırayla hepsinin özelliklerine bir bakalım. Önce DS1302 çipini kullananlara bakacağız. Bunlar son derece basit modüller. DS1302'yi kullananlar. Aslında gördüğünüz gibi sadece entegre ve kristal var. Başka da bir şey yok. O yüzden çipin kendisini de kullanabiliriz. Yani sadece bir kristal ekleyeceğiz. DS1302'nin özelliklerine gelirsek öncelikle bu modül 3 pin kullanıyor. Diğer göstereceğim modüllerin hepsi 2 pin kullanıyor. Fakat bu 3 pin. 3-wire interface denen 3 pinli bir ara birim kullanıyor. DS1302 entegresinin üstünde 31 byte'lık bir RAM var. Bu 31 byte'a istediğiniz bilgileri yazıyorsunuz ve pil sayesinde bunları saklıyorsunuz. Yani cihaz açılıp kapandığında o 31 byte'daki bilgiler kalıyor. Ne yazabilirsiniz oraya? Diyelim ki sıcaklıkla ölçüyor saatiniz. Son 31 günün sıcaklık değerlerini saklayıp onları gösterebilirsiniz. Saat kapandığında onlar kaybolmaz. Ya da yaptığınız saatin belirli parametreleri vardır, onları saklarsınız. Programınız yeniden başladığında o 31 byte'daki bilgileri tekrar alıp programınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. DS1302 entegresinin bir de pil şarj etme özelliği var. Normalde entegreyi ya da modülü ilk açtığınızda bunlar kapalı. O özelliği yazılımla açarak pili şarj etmesini de sağlayabiliyorsunuz. Piyasada en çok bulunan ikinci modül DS1307 kullanan. Bu modüller sadece 2 pinle iletişim kuruyorlar. Yani Arduino vesaire kullanıyorsanız sadece 2 pin gerekecek. SCL ve SDA yani Serial Clock, seri saat ve SDA, Serial Data, seri veri diye çevirebiliriz. DS1307 çipinin üstünde de 56 byte'lık RAM var. Ama bazı modüllerde, buna benzer modüllerde ayrıca üstüne bir gördüğünüz gibi 32 kilobaytlık Serial EEPROM da koymuşlar. 32 kilobayt olduğu zaman tabii
Oldukça fazla veri saklayabilirsiniz modülün üstüne. Bu da modülün bir artısı. Bu modülde dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Gördüğünüz gibi bir R5 ve D1, R5 direnci ve D1 diyotu var. Ve güç kaynağından doğrudan pile bağlanıyor. Yani bu modüller şarjlı bir 2032 kullanılmak üzere tasarlanmış. Normal bir CR2032 taktığınız zaman pilin patlama olasılığı var. Çünkü internette birkaç forumda okudum. CR2032'yi patlatmış. O yüzden bu modülü kullanırken dikkat etmeniz gereken şey D1 ya da R5'i çıkarmak. Böylece pilin şarj edilmesini önlemek. Tabii gördüğünüz gibi en kolayı bu D1'i çıkarmak. Şu D1 diyotunu çıkarırsanız şarjı önlersiniz. İşin biraz daha derinine inersek dikkat ederseniz R6 ve R4 ile yapılmış da bir gerilim bölücü var. R5 ve D1'in bağlı olması durumunda oradaki gerilimin çok fazla yükselmesini önlüyor. Ama siz sadece pille kullanacaksanız bunu, bu R6 ve R4 gerilim bölücüden de kurtulmanız lazım. Yoksa pilin geriliminin bir kısmını da bu bölecek. Dikkat ederseniz burada görünüyor zaten. Burada yapılması gereken R6'yı kısa devre yapıp R4'ü de çıkarmak. Böylece pilin gerilimi doğrudan çipe gidecek ve herhangi bir gerilim bölücüye ihtiyaç kalmayacak. Ama D1 diyotunu çıkarmazsanız bunu yapmayın. Dikkat ederseniz zaten 24C32 32K'lık RAM'in de A0, A1 ve A2 adres hatları toprağa bağlanmış. Yani burada RAM'in adresini seçemiyorsunuz. Sadece doğrudan modüle yazıyorsunuz. Bu da üçüncü modülümüz. DS3231 çipini kullanan bir modül. Yine iki telli ara birimi kullanıyor. Bu modülde bir şey dikkatinizi çekebilir. Üstünde kristal görünmüyor. Çünkü kristal çipin içinde. Bu çipin içinde bir sıcaklık sensörü var. O sıcaklık sensörü sayesinde ısıyı kompanze edip osilatörün hep aynı frekansa çalışmasını sağlıyor. Daha doğrusu kristalin aynı frekansa çalışmasını sağlıyor. Hatta isterseniz dışarıdan yazabildiğiniz bir düzeltme register'ı da var. İşte örneğin diyelim ki saatiniz ayda 3 saniye ileri gidiyor. Bunu yazılımdan düzeltme şansınız var. Bu çipte ekstradan 2 tane de alarm var. Diğer çiplerde olmayan bir özellik. Çipin üstünde hiçbir şekilde RAM yok ama gene 32 kilobaytlık RAM'i üstüne takmışlar. Ve işin güzel tarafı bu modüllerde bu RAM çipinin adresini seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi A0, A1 ve A2 hatları açıkta. Normalde bu A0, A1 ve A2 birer dirençle artıya bağlı. Yani buraları kısa devrederseniz A0, A1 ve A2'nin olduğu yeri kısa devrederseniz oraya 0 yazmış oluyorsunuz. Eğer hiçbir şey koymazsanız şu anda hepsi 1-1-1 durumunda. Yani 7 adresi seçilmiş durumda. Ama siz buradan ikili sistemde işte A0'a mesela bir jumper atarsanız orayı 0 haline getiriyorsunuz. Böylece 6 adresini seçmiş oluyorsunuz ve benzeri şekilde istediğiniz gibi adresini de seçebiliyorsunuz belleğin. Yine şemadan görebileceğimiz gibi bu entegrenin kare dalga çıkışları var. 1 numaralı bacaktan 32 kHz'lik kare dalga çıkışını alıyorsunuz. Yani 32768 Hz kristalin frekansı. 3 numaralı pin de enteresan. Orada da bir kare dalga osilatör çıkışı var ve onu da yazılımdan programlayabiliyorsunuz. 8192 Hz, 4096 Hz, 1024 Hz ya da 1 Hz'lik çıkışlar alabiliyorsunuz. Ve yine bu modülün şemasına baktığımızda pili şarj ettiğini görüyoruz. Sağ tarafta gördüğünüz 210'luk trenç ve 1N4048 diyot 2032'yi şarj ediyor. Yine tabii bu bizim için faydalı bir şey değil. O şarj devresini çıkarmamız lazım. Ben kendimdeki modülde bende bir tane var şu anda elimde çünkü. Gördüğünüz gibi diyotu çıkardım. Eğer o diyotu çıkarmazsanız pilin patlama tehlikesi gene sürüyor. Şuraya bir tane de orijinal modülün resmini koyayım. Gördüğünüz gibi bunda diyot var. Fakat benim modülümde yok. Bu diyodu çıkarmanız menfaatiniz icabı eğer şarjlı bir pil kullanmayacaksanız. Piyasada en çok kullanılan 3 tane modülü tanıtmaya çalıştım. Daha önce de söylediğim gibi bunların nasıl kullanılacağı ya da hangi kütüphanelerin kullanılacağı zaten internette bolca var. Oralara bakabilirsiniz. Ben sadece modüllerin arasındaki elektronik farkları belirtmeye çalıştım. Dikkat etmeniz gereken durum hepsinin pil şarj etmeye kalktığı ve o pil şarjını bir şekilde engellemeniz gerektiği. Uzun vadede pillerinizi patlatmak istemiyorsanız tabii. Yeni bir videoda görüşmek üzere.